Ya ben Gökhan'ın liseden sınıf arkadaşıyım. Öyle mi? Memnun oldum. Dün Erman abi buraya getirdiğinde rastlaştık. Hani belki böyle 20 yıl falan oldu, hiçbir yerde karşılaşmamıştık. Ben de öyle bazen internette çocukluk arkadaşlarımla falan rastlaşıyorum. Çok tuhaf oluyor. Evet, çok tuhaf oldu ya gerçekten. Ama Gökhan bana hiç evli olduğundan bahsetmedi. Bahsetmedi mi? Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Hadi Seval'cığım, biz de gidelim artık bu günah yuvasından. Göreceğimizi gördük nasıl olsa. Sen ne biçim konuşuyorsun benim iş yerim hakkında ya? Beni işten mi kovduracaksın? Eğer sen de Gökhan da hareketlerinizde biraz daha dikkatli olmazsanız kaybedecekleriniz işinizden çok daha fazlası olacaktır Erman. Öyle değil mi Seval'cığım? Yo, aslında yani Gökhan'ın yaşadığı gayet normal. Hepimizin internette falan... Bak gördün mü? Kız nasıl yıkıldı. Moralleri eksilere düştü. Konuşamıyor doğru düzgün. Görüyorsun değil mi? Zavallı. Biz şimdi biraz sosyete pazarında alışveriş edip morallerimizi artılara çıkaracağız. Para alayım. Al yol param yok al. Yürü. Bu mu Erman? Ya yürü. Alışverişe gittiğin para bu mu Erman? Yürü, hadi her şey outlet, hadi yürü hadi. Erman. Allah Allah. Ya kadın bir çık. Ucunda hep menfaatim var ya, yeter ya hadi. Akşamından evde görüşürüz. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Ah, ah bir tanem unuttum. Seni seviyorum hayatımın aşkı. Ben de seni seviyorum. Gökhan'cığım. Efendim tanem? Bir şey unutmadın mı? Neyi unuttum aşkım? Diğer yanacığımı unuttum ben. O diğer yanacığımı tabii üzülmüştür o şimdi. Tamam mı? Evet. Ay, bu akşam ne kadar güzel, ne kadar huzurlu bir akşam değil mi Gökhan'cığım? Bir tanem hepsi senin sayende. Bu evleri ilaçlama konusunda kuzulara gizli sponsor olma fikrin... Dahi yani bulunmaz bir fikirdi. Biliyorum. Senin güzelliğine içiyorum bir tane. Kuzusuzluğa. Ah, kuzusuzluğa evet. Gökhan'cığım. Efendim bir tanem. Gülşişe kim? İyiyim yani. İyiyim bu mısır boğazıma kaçtı da ben ondan böyle biraz şey tuhaf oldum. Boğulacak gibi oldum neredeyse. He. Ben de benim sorduğum soru yüzünden boğuluyorsun sanmıştım. Ne sordun hayatım ben tam anlayamadım zaten sorunu da. Bugün abiye kuzu beni eşinin postanesine götürdü de. Orada senin liseden sınıf arkadaşın Gülşişe Hanım'la tanıştım. Öyle mi? Aa, nihayet karşılaştınız, tanıştınız demek ki. Çok güzel. Nihayet mi? Neden? Daha önceden mi tanışmam gerekiyordu kendisiyle? Yok canım, ben onu lafın gelişi söyledim zaten. Zaten ya ben de 20 sene sonra ilk defa karşılaştım kendisiyle. Biliyorum, söyledi. Ay, zaten biz de çok konuşmadık öyle canım işte hani merhabalaştık, selamlaştık hani geçmişe dair birkaç öyle cümle, naber, nasılsın falan filan işte fiş mekan öyle bir şeyler. Ben zaten hemen çıktım hayatım, işe gitmem gerekiyordu, işe yetişmem gerekiyordu. Ona evli olduğunu söylememişsin ama. Evli ol...
Kırmızı sana çok yakışmış bu arada. Hayatım. Tanem, ben seni kıracak bir şey mi yaptım yoksa? Bir hata mı yaptım? Gökhan'cığım. Sen beni hiçbir zaman aldatmazsın değil mi hayatım? Nasıl? O nasıl soru bir tanem? Ben seni o kadar çok seviyorum ki. Hiç seni aldatır mıyım? Ne bileyim. Bugün Abiye kuzu seninle Gülşişe hakkında o kadar abuk sabuk şeyler söyledi ki kafam karıştı. Ya abuk sabuk mu? Ne olur yapma bir tanem. Bak ne güzel yemeğimizi yedik. Ne olur ağzını bozma lütfen. Çok affedersin hayatım. Ay, senden bir an olsun şüphelendiğim için kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Oh, bir tanem, bir tanem. Haklısın, haklısın aşkım, haklısın. Ya ben de olsam herhalde seni kıskanırdım. Doğru söylüyorsun. Ama ben Gülşişe'yi 20 sene sonra gördüm bir tanem. E kim bilir oho bir 20 sene sonra görürüm herhalde tekrar. Gökhan'cığım senin dudağına mı? Ay affeder misin? O, önemli değil bir tanem. Ne oldu, boş ver çok önemli değil. Erman kuzuyla bugün yolda giderken böyle ufak bir arbede çıktı. Ya sen de benim yapımı biliyorsun öyle haksızlığa falan gelemem. Böyle aniden hemen o olayın içine attım kendimi. Tabii böyle 4-5 tane çocuk yazık oldu aslında çocuklara böyle kavga ederken dirseği. Ben çocukları dirsek çarptı biraz tabii ağrıyor şu anda ama iyi. Gökhan'cığım ne olursun şu evden taşınalım. Bak bu kuzular bize her gün daha fazla zarar vermeye başladılar. Farkındayım aşkım merak etme her şeyin farkındayım. Bugün özellikle çok düşündüm. Artık kuzulara karşı çok sert bir tavır koyacağım. Yani aramıza ciddi bir mesafe girecek. Bundan sonra bir daha öyle içli dışlı olmayacağız emin olabilirsin. Yaşasın. Gökhan'cığım kuzular. Ne olursun açmayalım kapıyı hayatım, ne olursun. Sakin ol, gelsinler bir tanem, gelsinler. Ben varım, geldikleri gibi giderler buradan. Merak etme, pardon aşkım. Aslan kocacığım benim. Sakin, ben çözeceğim. Sakin. İyi akşamlar. Gökhan'ım 6 kez vurdum bak açmadın geri dönüyorduk vallahi. Bir de bu kapının zilini değiştir hiç müzikal değil. Kilise çanı gibi nedir bu ya? Hayır. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver.